Arkadaşlar merhaba. Bugün İstanbul Üniversitesi Matematik Kulübü'nün matematik tarihi çalışma grubu üzerinden bir tane sunum gerçekleştireceğiz. Rönesans dönemi matematiğini anlatacağım ben de. Rönesans dönemindeki matematikçiler üzerinden gittim ben. Yaptığı eserleri falan değinmek istedim slaytlar üzerinde. Onlardan bahsettim birazcık. Eserlerle alakalı fotoğraflar falan mevcut. Dönemde kimlerle çalıştıkları falan. Çok fazla hangi ülkelerde doğdukları veya eğitim gördükleri okullardan falan bahsetmek istemedim. O kadar detayın aklınızda kalacağını düşünmediğimden dolayı akılda kalıcı bir sunum olmasını diliyorum. Luca Pacioli 1445 ile 1514 yılları arasında yaşamış Rönesans dönemi matematikçilerinden bir tanesi. Yaptığı iki tane eser aynı zamanda Da Vinci'nin arkadaşı olan bir adam. Bu Da Vinci'nin hayatı boyunca kullandığı ve akılda kalmak üzerine yapıtlarıyla akılda kalan bir adam olduğu için demiş ki hani ben de bazı yapıtlar üzerine çalışmalıyım, kendime ait şeylerim olsun ki ben de önümüzdeki yani tarihin ileri safhalarında ben de akıllarda kalayım mantığıyla kendi adına iki tane bilindik eseri var. Bunlardan bir tanesi Summa Aritmetica Geometria Proportini et Proportionalita, yani Türkçesinde orada zaten yazmıştım. Altınören üzerinde durduğu bir tane kitap bu. Ve Da Divina Proportione diye bir kitabı var. Bunu da Da Vinci ile beraber çalıştıkları bir kitap. Resimlerini aynı zamanda Da Vinci'ye çizdirmiş. Öyle de aslında iyi çalışmış ve Da Vinci ile de gayet samimiyeti olan ama Da Vinci kadar günümüzde bilinmeyen bir matematikçi bu adam. Yaptığı eserlerden Da Vinci ile olan kitabından bazı görüntülerde bunlar. Kitap kapağı olsun ve diğer içeriğindeki çizimler. Da Vinci ile olan kitabında ayrıyetten 5 farklı çizim üzerinde durmuş. Da Vinci bunları çizmiş. İşte orada da zaten tetrahedron, dodekahedron, oktahedron ve ikosahedronun resimlerini çizmişler beraber. Bunlardan genel olarak böyle bir atılım yapmış zamanında. Ve bunlar genel olarak altyapısını altın oranla çizdikleri gayet güzel çalışılmış resimler olarak geçiyor şu anda tarihlerde. Regiomontanus diye bir adamımız var. 1436 ile 1476 yılları arasında yaşayan bir adam bu. Bunun da iki tane eseri var aynı şekilde ama işte diğeri gibi akılda kalmak üzerine değil, sadece annem hapşırıyor. Bu aslında bir astrolog ve ondan sonrasında matematiğe yönelmiş bir insan, Regiomontanus. Gezegenlerin yeni teorisi olarak bir kitabı var. Theorica Novae Praetorium diye. Ve bu bir hocasıyla beraber çalışarak sürekli ilerleme kaydediyor. George Van Purbo diye bir, aynen George Van Purbo hocasının ismi. 1472 kuyruklu yıldızını gözlemliyorlar. Aslında bu kitabında genel olarak kapsadığı şey bu. 59 gün boyunca havada süzülen bir kuyruklu yıldızı incelemişler. Onun işte astroloji haritasını çıkartmışlar ve nasıl bir yol kat ettiğini falan gözlemleyerek kitaba yansıtmışlar bunu. Onun dışında her türlü üçgen üzerine diye Türk dilimize geçmiş Die Triangulis Omnimodus diye bir kitabı var. Günümüzde kullanılan trigonometrinin temellerini atmış bir kitap bu da. Yani günümüzdeki kullandığımız trigonometri 1464 yılında Regiomontanus isimli Rönesans dönemindeki bir matematikçi tarafından atılmıştır diye söyleyebiliriz. Döneminde de zaten ders kitabı olarak kullanılmış bir eser bu. Bunda işte dediğim gibi o kuyruklu yıldızı ait olan kitapta astroloji haritaları mevcut. Çıkarttığı kitap üzerinde de bunları yansıtmış. Ve aynı zamanda Regiomontanus'un açı optimizasyonu problemi diye bir teoremi diyebiliriz. Teorem oluşturmuş kendince. Bunun çözümünü de burada yansıttım ben. Ve diğerine geçelim. Nicolas Chouquet. 1445 ile 1500 yılları arasında yaşayan bir matematikçi bu da. 1484 yılında Tripartite en la science des nombres adlı yayımlanmamış bir makalenin yazarı bu. Yani zamanında bir makale yazıyor kendi adına. Fakat bu makalede 1880 yılında keşfedilip tekrardan ondan sonrasında günün lügatına dönüştürülerek halka açılıyor. Yani
Aslında Rönesans ve reformun matbaayla beraber başladığını düşününce çok fazla gecikmiş bir şey. Muhtemelen birazcık tadı kaçmıştır. Verilmesi gereken bilgilerde eksiklikler olmuştur illaki diye düşünüyorum ben. İsim biliminde üçlü bu kitabında da şundan bahsediyor aslında. Birim, bin, milyon, milyar, trilyon ve geri kalan birçok sayı dizisinden bahsediyor bu kitabında. Bunları kullanarak bazı hesaplamalar yapıyor. Nicolas Chiquet. Ve devamında çevirdikleri makalede de şunu fark ediyorlar. Yani 1880 yılında yaklaşık 400 yıllık bir hata yaptığını fark ediyorlar. Kullandığı rakamlarda genelde bahsettiği sayıdan birkaç tane daha fazla sıfır kullandığını fark ediyorlar ve ondan sonra onların üzerinde bir düzeltmeler yapılıyor. Onun dışında ilk defa cebir denkleminde negatif bir sayıyı ifade etmiştir diye bir madde düştüm oraya. O da şu şekilde. Zaten birazdan kitapla alakalı bazı görseller göstereceğim. Orada bahsediyor bir sayının üzerine yani mesela 1 bölü eksi 2 veya 4 üzeri eksi 2 tarzında ifadeler kullanmış. Bu da tarihte ilk kez muhtemelen ilk kez kullanıldığı düşünülüyor. Yani Rönesans dönemi birazcık daha eski bir dönem olduğu için genelde kimin ne yaptığını çok net bir şekilde erişemediğimiz için muhtemelen diye bahsediliyor kaynaklarda zaten. Bunu da geçeyim. Bahsettiğim bu birim, milyon, bin, milyar ve trilyon şeyleri tablosu bundan ibaret. Septilyona kadar çıkmış yani 10 üzeri 24'lü bir rakama kadar. Aynı zamanda İlyon ve İlyar yani Türkçemize bu şekilde geçen eki de sanırım keşfeden Nicolas Chiquet olarak geçiyor tarihte. Burada da muhtemelen tarihte ilk kez gösterimleri yapılan sayı biçimlendirme modelleri diye not düşmüşüm. Ben düştüm. Rafael Bombelli'ye geçelim biz. 1526 ve 1572 yılları arasında yaşayan bir matematikçi bu da. Elcebir adlı 1572 yılında bir kitap yayınladı. Delfero Tartaglia yöntemini ve sanal sayıları kullanarak teorem çözmeyi gösterdi. Negatif üslü sayıları kullandı diye bunu da not düştüm ekstra olarak. Bunun görselleri birazcık daha hoş gelmişti bana. Onu size ekstra göstermek istiyorum. Elcebir'le alakalı çok eski bu tarz fotoğrafları ulaşabiliyoruz. Onları özellikle bu sayfasını özellikle büyüterek göstermek istedim. Burada şeyden bahsediyor. Şu sonda yazdığı 8 satırlık bir olay var. Orada pozitif sayının çarpımının pozitif ve negatif üssü olan bir pozitif sayıyı çarptığımız zaman negatif sayı olabileceği tarzında 8 satırlık şeyler ne denir buna? Varyasyonları belirtmiş. Ben bir buna geri geleyim. Yani bunları aslında Türkçe kaynaklardan çok fazla ulaşamadım. Birazcık İngilizce'den yardım almaya çalıştım. İngilizce'den de yeteri kadar yararlanamadım açıkçası. Yani eski olduğu için kaynaklar. Ama gayet güzel. Eğer İngilizcenize güveniyorsanız bunları incelemenizi de ben size tavsiye ederim. Rafael Bombelli'nin Elcebir kitabını. 1572. Onun dışında bir de Françoise Viète diye bir adamımız var. 1540 ve 1603 yılları arasında yaşamış. Bu adam aslında bir matematikçiden ziyade öncelikli olarak bir hukuk öğrencisi. Yani hukuka yönelmiş bir insan Rönesans döneminde. Ama bu adamın da yaptığı aslında pek bir şey olmasa da yani herhangi bir yayınlanmış kitabı veya kullanılabileceği bir kaynağı olmasa da matematikteki yeri şu şekilde ifade ediliyor. Bizim kullandığımız denklemlerdeki sessiz harfleri bilinmeyen, sesli harfleri de bilinmeyenler için sesli harfleri, bilinenler için sessiz harfleri kullandığı söylenmiş. Bugün cebirde kullandığımız sembollerin prensibini aslında bir hukukçunun bize dayattığını öğrenebiliyoruz. Françoise Viète içinde.
Yani genel olarak da şu çıkarımı ben size yaptığım için söylemek istiyorum. Rönesans dönemindeki matematikçilerle alakalı, hani Rönesans döneminin tam bir kapsam alanı olmamasına rağmen 1400 ile 1600 yılları arasında aktif oldukları gözüküyor.